Oğlum. Oğlum. Senin adın ne bakayım? Recep. Yüzüme baktı. Ne güzel oğlanmışsın sen de. Bak yav, bu tenekeyi buraya koyun. Kırılan yarılan karpuzlar olursa içine atı atı ver. İneklerim var benim, onları yedireceğim. Çürük mürük çıkan da olur. Onları da doldur. Bana getir, olur mu? Olur. Ben de sana ekmeğe kaymak sürü veren. Gel sana evimi göstereyim. Şurada hemen 2 dakika. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Gel kuzum. Çık şu yokuşu. Ha. Yürü oğlum. İneklerime yedireceğim, tamam mı? İşte bu kapı. Bu kapı da bizim ya. Orayı ardiye diye kullanırız. Kapıya gelince kapıdaki tokmağı çal. Duyan olmazsa Neziye abla diye bağırın. Hadi bakayım. Hadi rastgele. Ne dedi sana o? Kim? Nezihe, demin kadın bir şeyler söyledi ya sana. Ha, şunu getir teneke. Kırılan yarılan karpuz olursa içine dolduracakmışız. Doldur, doldur aslanım. Kemal'in malını ya kuşlar yer, ya kuşlar zaten. Bunlar Adana mı Kemal oğlum? Diyarbakır Salih amca, Diyarbakır. Niçin bu yıl Adana getirmedin? Ha Adana, ha Diyarbakır Salih amca. İkisi de aynı memleketin çocuğu. İçi de bir, dışı da bir bundan. Kemal'in malında hile yok evvelallah. Kan kırmızı bunlar, kan! Seyret şimdi.
Vay anasını sattı. Karpuza da mı güvenemeyeceğiz lan bu dünyada? Neyse, müşteriye gitmedi ya. Buyur Salih amca. Ben almayayım Kemal. Buyur buyur, yetim mal değil ya. Nasıl? Bal bal. Tartı mı 5 kilo? Namazdan sonra, ezan okunmak üzere. Namazdan sonra alayım. Usta. Ha. Bana para verecek. Ne yapacaksın lan parayı? Daha dinmedik. Böyle fırçacı. Hoppala. Badanacılığı mı başlayacağız bir de? Ne yapacaksın böyle fırçayı? Tabela yazıp ağacın şurasına sen diyor. Becerebilecek misin Ali? Ben ressamım. Ressam mı? Bir tabelamız eksikti zaten. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la. Ne o lan? Hiçbir ressam görmediniz. Lan çırak, sen bayağı ressammışsın kerata. Karpuzlara bak. Esasından ayran aşk olsun valla. Çekirdeklerle mi yaptın lan? Aferin deyiz, gözüme girdin. Şuraya da karpuz yazayım mı usta? Karpuzcu değil. Şen karpuzcu. Şuraya. Şuraya da kilosu 75 yaz bayın. Tamam. Aferin lan. Okuyacaktın sen, okuyacaktın. Aba! Yenge! Sizinmiş. Ne bizimmiş? Teneke, annen mi kim bizim sergiye koydu? Sen kimsin? Karpuzcunun çırağı. Anne! Bir oğlan var burada. Teneke getirmiş. Kızım alsana Teneke'yi içeri. Bekletme madem oğlanı. Sağ ol yavrum. Karpuzcunun çırağı, karpuz kabukları getirmiş. Annem gene dilenciliğe mi başladı? Yaz geldim, 4 karpuz kabuğu için elin adamlarına minnet ediyor. Evimize çingen çocuklar da gelmeye başladı. Dilen değil o, karpuzcunun çırağı. Karpuzcunun çırağıymış. Anasının kızı ne olacak? Buyur abi. Hadi hayırlı akşamlar. Eyvallah. Usta bayağı geç oldu, ben gitsem. Arkadaş bekliyordur. Olur aslan çırak. Git bakalım. Bekletme arkadaşını. Usta, arkadaş dışarıda bekliyor. Ben gideyim mi? Ekmekçileri eve bıraktın mı? Bıraktım. Yenge geldi mi de? Evde de. Hadi git o zaman. Allah'a ısmarladın. Yaptın ne? Bizim de işin usta, ben gideyim mi demesem vallahi yollayacağım olacağı yok. Bizim usta kıyak adam. Sana kaç kere dedim şu Deysun yanında çırak durma diye. Terzilik temiz işte. Temiz işte de berberlikte deli parava diye girdik. Nereden bileceksin? Sermaye suyla sabun sandık. Diş çekme bir de sünnet etme öğrendik mi? Pazar günleri sünnete çağırla. Sünnet mi? Tövallah canın amasın.
Vallahi 100 lira vesaire değmem elin pis çocukların çükküne. Terzik temiz işte. Bugün yine dövdü mü? Fazla değil. 2 kere kafama vurdu. Berber milleti böyle de sadıç. Berber tıraş eder kelleri, pis pis kokar elleri. Para delisi oldum çıktın ya. Ne yapacaksın bu kadar parayı? Sinema açacağız ya. Makineyi nasıl olsa kendimiz yapacağız. Avlu kocaman. Fazla paraya ihtiyacımız yok. Bir sandalyemiz eksik. Bizim müşteriler de yere oturmasın. Köy yerinde sinema buldular da bir de sandalye mi canlar çekiyor? Sen miyin lan o deli olan? Biz de başkası sandık. Ta Allah canına amasık. Korkuttun bizi lan, kalbime bak. Küt küt atıyor. Biz de seni konuşuyorduk. Ortaklıktan vazgeçti acaba dedik. Bizim ortak erkekti. Vazgeçmez. Sinemayı beraber yapacağız. Yalnız şu elektriğin bizimkilerle değişmiyor. Makineyi takacağız oğlum. Sen de şu elektriğini söndür. Bizim eve doğru bak, anam görmesin. Giderken de bu merdiveni buradan alalım. Tamam mı? Bu merdiveni buradan alıyoruz. Bak anam şüphelenir, gene bizim filmler yakalandı. Yere tutma oğlum. Kandile tut, kandile. Ana filmle, ana. Aa şu. Dur, dakayım ben de. Hadi. Hadi dök güzel, hadi. Hadi ucundan tutarsın filmi. Bu sefer sahneyi diğerini 4 kere tutturacağız ha. Sen de çekil şuradan be. Hadi başlıyoruz. Başlıyoruz hadi. Sahnede 24 kere olmuyor mu lan? 24 olamıyor. 24 oluyor. 124. O zaman seni optiratörlük yapamıyorum ulan. Nasıl yapacağız anasını sattığım şeyine? Optiratörlüğünü. Kollarını yorulup sallaya sallaya. Ya kendin yap bu kadar bilirsin. Geç hadi geç geç. Sen bak şu filme. Nasıl dumurduzacak bu adam ya? Şu kitap tek de okusan. Ben siktir et neyisini okuyacaksın kitabını ezberledik be. Hadi başlıyor.
Çekil lan! Akşam akşam seninle mi uğraşacağız diyoruz? Bağırıyorsun lan benim ama yasak değil mi? Oda salasın var sinene. O zaman dört kanatlı oturuyoruz, hareket yakalarız belki. Gel benim aslan deli Ömer abi. Elini şurada tutacaksın bak, benim elimin önünde. Hadi. Kumulda lan, anasını sattım lan kumulda. Allah taşımı yarattı seni. Utanmadan yüzüme bak köpüde lan. Utanma seni pezevek. Kumuldan, kumuldan. Kesin lan, vallahi size de geliyor bak. Bu adam buradan kımıldayacak. Başka çaresi yok. Recep? Ne? Dedenin mumlarını yaktın mı? Yok vallahi, ana unutmuşsun ha, şimdi yakarım. Resimlerle oynamayı unutmuyorsun emmi. Bizim şu darı dünyada bir gayı dedemiz var. Daha şuradan kalkıp üç mum yatacaksın. Yapacağın iş bu. Kımıldatmadan uğraşıp durma. Evin bereketini kaçırma. Dede, yardım et de şu bizim Femine kımıldasın Ali. Asıl babam asıl. Mehmet'le anamızı alıyor. Aslında sahnede 24 kare tutturuyoruz ama genelde bizim Femine oynamıyor. He, unutuyordum. Bir kız var, adı Nihal. Çok güzel. Gerçi yaşı benden büyük ama olsun varsın. Onu alırsam, bir de çocuğumuz olursa senin ismini koyarım Süleyman diye. Dede, yardım et dede. Mehmet, buraya bak bile. He. Filmler sakladığımız yerden merdiven aldık mı? Ne olacaktı? Ne olacak ama ne? Merdiven duvara dayalı görse yine anam bulup yakar vallahi filmleri. Yapma la. Yine gitti bizim filmler. Tüh. Kabahat bende. Sana filmlere emanet etmeyeceğim. Sana 4 tane koyun versem diye oraya gitmeye yollasam, vallahi ikisini kaybeder de gelirsin. Şunları güzel bir yere sakla senden. Ya ne yapayım sen? Şurayı saklıyorum, burayı saklıyorum. Çıkarma unuttum. Gevrek mi simitle? Al bakalım. Var gevrek simitçiye. Bol susamlı simit. Var gevrek simitçiye. Bol susamlı simit. Ah yavrum. Guru guruya simitle mi doyuruyorsun karnını? Kıyamam sana. Hadi bize gel de çayla ye simidi. Yok yenge, gelmeyeyim ben. Olmaz olmaz, götürürün. Olur mu öyle guru guruya karın doyurmak? Usta gelir melir valla. Gelirse gelsin. O gelmeden sen çayını içersin. Hadi kalk kalk. Gel bakalım.
Otur şuraya. Bir bardak çay içip gideceksin hemen. Güzel piç seni. Sabah sabah kuru kuruya simitli olur mu hiç? Nihal! Koş bir bardak çay doldur şu çocuğa, acele. Abla, kim geldi? Annemin akrabaları. Al götür şu çayı. Aç doyuruyoruz. Sen de benim oğlum ol. Olur mu lan benim oğlum? Güzel piç. Allah bana iki kız verdi. Oğlan vermedi. Siz kaç kardeşsiniz? Üç. Hepiniz oğlan mısınız? İkimiz oğlan bir de kız. E bir öve bir oğlan yeter. Annen seni bize versin. Olur mu? He olur mu lan? Olur. Aç kalma. Öğlen nerede yiyor? Serdi'de ustayla karpuzla peynir yiyoruz. İyi, iyi, aç kalma hiç. Oynak çıkmış da gidinin lalitesi. Ne zor işiymiş bir yetim büyütmek. Allah kimsecin başına vermez. Nereden sardırdı bu pekan icadına bilmez ki. Cinle asılıyor biliyorum ben. Hiçbir şey yapamazlar. Gayrıdenin türbesi var bir türbesinde. Asılsınlığa bakalım. Thank you.
Ne olan çırak? Ayakta kestiriyorsun yalım sütçü beygirleri gibi. Sandalyeden düşeceksin lan. Benim gibi sabaha kadar beşik mi salladın yoksa? Neyse eve gideyim de biraz kestireyim ben. Soran olursa birazdan gelecek ders. O adam gözünden de fırıldak gibi. Allah belanı versin sana. Ya tövbe tövbe. Karagöz mü oynatıyoruz lan burada? Hayvan herif seni. Ne öyle ağzın yüzünün cin çarpmışa dönmüş lan? He? Biz sana meslek öğreteceğiz diye burada canımız çıkıyor, gayret ediyoruz. Anamız ağlıyor lan. Sen burada ağzın yüzünü oynatıyorsun. İşine gelirse öğrenirsin, işine gelmiyorsa defolur gidersin. Hay böyle arkadaşım. Köylü milletinden esnaf sanatkar olduğu nerede görülmüş? Gitsin çiftini sürsün canım. Kaç para sorsak mı ki? Fotoğrafçıda çırak durmak koymuş ya. Parası bol mu ki bu işin? Çırak lazımdır belki, ben bir sorayım. Gel gitme vallahi, senin usta gibi sorarsın burada. Olsun, soracağım anasını satayım. Bekle beni bir dakika. Ben kendi karnımı zorda yürüyorum dedi. Çırak lazım değilmiş. Dedim sana. Kamerayla makine kaç paraymış, onu sor senin ben. Sordum. Size yaramaz dedi. Bize yaramazmış. Anasına mı yaramış? Biz köylüyüz de elimize şu buda makineyi çok görürmüş şehir milleti. Biz eşek gibi çalışacağız, ekeceğiz, biçeceğiz. Onlar fotoğraf çekecekler, böyle alışmışlar. Siktir et, boş ver. Biz de kendi makinemiz kendimiz yaparız. Anam, bu ne lan?
Bizim film ne bunlar? Hangileri? Baksan ya. Ya vallahi gel dövmeyeceksin gel. Gözlere bak sen. Tüh anasını sattım tüh. Sen de şunları güzel bir yere koymadın ki saat ya. Abi ya şu makineye baksak, yakından bakalım. Makine yapacağız da. Neyisini yapacaksınız aslan? Ben kendimi zor sürdürüyorum buraya. Hadi başlayalım. Hadi güzel. İşiniz yok musun? Geç abla. Kopuk film varsa belki vere. Ne var? Abi kopuk film var mı kopuk film? Var. Kopuk film var. Var var. Alın şunları bir daha gelin bak elimi tersen dört tane çakarım size. Bir daha görmeyeyim sizi burada. Salvador için vur, Meksika için vur. Vur. Vur aslanım. Bismillahirrahmanirrahim. Başa! Hadi. Başa asıl! Çekil lan bir sen! Asıl! Asıl, 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 asıl! Bu sefer oycık kalsas, oycık kımıldayacak anasını sattım herife. Hadi, hadi! Kımılda! Anasını sattım tabii. Dur, film çıkıyor. Kımıldayacağım, kımıldayacağım yok. Vallahi bunu oktöratörde taksa kımıldayacak gibi değil ya. Yani pis bu bizim usta ya. Küllüğümüz de o küllüğü aslan ya pis herif ya. Oğlan. Annem seni çağırıyor. Ne varmış? Gelsin çay içsin gitsin diyor. Bugün sergiye çok geç geldim. Ustadan bağırışırız. Bak teneke burada. Annem onu almadan gelme dedi. Çay içeceğimişim. Karpuz Ersin köyden mi geliyor? Ne? Karpuz Ersin tarladan mı bitiyor? Hı. Nerede bitiyor? Adana'da bitiyormuş. Sizin köyde ne bitiyor? Ceviz, dut, erik, kiraz, bir de kızılcık. Kızılcık getir bana köyünüzden. Kızılcık zamanı gelmedi daha.
Öyleyse ceviz getiriyor. Olur. Yarın getiriyor mu? Olur. Sizin köyün adı ne? Kuş oynatıyor. Kuşlar mı sizin köyde? Oynaşıyorlar mı? Küçük mü kuşlar? Çok küçük ama bu daha da küçüktü. Karpuzcu baban mı senin? Benim babam ölmüş. Benim de. Ölüsü askerden gelmiş. Biz eskiden çok zenginmişiz. Hey dede, orada mısın? Dede, işler yolunda değil, haberin olsun. Vallahi bu kız beni öldürecek dede. Hor görüyor beni, küçümsüyor. Bu kızda Allah korkusu yok. Sınav meselesini soracak olursan hiç sorma. Onun yüzünden başımıza gelmedi kalmadı. Aslında saniyede 24 kare tutturacağım ben. Gene de bizim resimler gımıldadı yok. Sen de yardım etmesen dede, halimiz duman vallahi. Torbada ne var lan? Ceviz. Karpuz servisinin yanına bir de ceviz servisi mi açacaksınız? Yok ya, başka bir şey. Ne? Başka bir şey iste. Benden saklama. İyi bakalım, öyle olsun. Ya mahallede bir kızlar da o işte, ona götürmüş. Ne kızı? Bayağı bir kız işte. Anası sabahları bahçeye veriyor. Ben de onlara ceviz götürüyorum. Aşık olma var mı kıza? Yok ya, kız daha çok küçük. Şimdi ölüm bile. Kaç yaşında? 14-15. Senin yaşın kaç oğlum? Senin sümüğün ne zaman kurudu? Kız güzel mi bale? Güzel. Güzel de ablası var yani. Bu daha güzel mi? Ona mı aşık oldun yoksa? O kaç yaşında? 20 vardır belki. Onu alıp da anamı diyeceksin oğlum. Burasını karıştırdım. Ceviz getirdim. Anne, Recep ceviz getirmiş. Ceviz. 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 Annem seni çağırıyor Recep. Ne varmış? Çay istiyormuşsun.
Ben çalıştım da geldim köyde. O zaman yemek yiyecek misin? Yemek yedim de geldim ben. Hadi annem seni çağırıyor. Sağ ol. İyi. Şişmeyeceğim çayınızı işte. Dilenci mi sandınız lan beni? Recep, ne yapıyorsun burada? Hiç. Nasıl hiç? Hasta mısın yoksa? Hadi kalk çay içeceğiz. Köyde içtim de geldim ben. Olsun, bizde de içersin. Hadi gel. Hani sen benim oğlum oldun da unuttun mu? Unuttun mu yoksa vaz mı geçtin? Dur bakayım. Yüzüme bak bir. Güzel pis seni. Hadi kalk çay içeceğiz. Ne oldu, bir şey mi oldu? Bak şimdi vur beyeceğim. Vuracağım şimdi. Hadi kalk. Hadi güzel. Yenge vallahi usta gelir. Olsun, o gelene kadar sen içersin. Senin ustanın 11'den evvel geldiği görülmüş mü? Hadi kuzum. Gir bakalım. Gel bakayım. Gel. Sen benim yanıma oturacaksın. Şuraya. Bir de benim oğlum olacaktı. Ne çabuk unuttun. Dur sana kaymak sürüvereyim. Yavanla ekmekle olmaz. Güzel piçime kendi elimle kaymak sürüveren bir. Ne güzel saçların var senin böyle. İpek gibi. Yumuşacık. Ay hoşuma gitti. Neyle yıkıyorsun sen saçlarını? Baş kılıyla. Şu kılçanlığınkine bak bir de. Ne daranır, ne şey olur. Yenge ben gitsem. Hayır, olmaz. Yemeğini yemeden katiyen olmaz. Delikanlı fazla bakma, ayna iyice çatlatacaksın. Oyuna hızlı giren Li şampiyonu Sanlı'nın ayağından kazandığı golün arkasını getiremedi. Ankara gücünün beraberlik golünü... Usta, aynayla darakacın bana para versin. Aynayla darak mı? Vay deyi sunbay, nereden çıktı lan durup dururken aynayla darak? Yanar döner mi yoksa? Ne? Kızdan evine gire çıkıyor, kızlara aşık oldun değil mi? Yok vallahi usta. Git yalancı. Vallahi çakarım 4 tane. Utanmadım bir de yalan söylüyor. Nasıl kızlar güzel değil mi? Niye utanıyorsun oğlum? Adam ustasına utanır mı lan? Kızlar güzel değil mi? Güzel. Ya anaları? Güzel. Anaları da güzel değil mi? Güzel. Analarını ben alayım, sen de benim damadı olasın. Olur. Al bakayım. Bana da bir yengeci al. Fazla geç kalma olur mu? Seninle iyi geçineceğiz bundan sonra. Akrabalıyız gari. Sandım vallahi. Uyuyakalmışım da.
Yavaş Artur, sür. Tıraş olma geldi, tıraş olma geldi. Tıraş olma geldi. Tıraş olma geldi, tıraş olma geldi. Hadi arkadaşını tıraş et bakalım, öğrenebilmişsin mi? Kısaltmasını öğrenmedim daha. Kes kes! Ne yapacakmış bu yaşta bu saçın parmak kadar veletler sizler? Üç numarayla oğlum. Üç numara bak hala karıştırıyor. Üç numarayla dedik. Bak da hala oynuyor. Abi bu kadar kısa olmasın be, ben kısa seçsem ha. Tohumuna para mı verecek oğlum bunun? Kükü sen de Bağdat'ta der ya. Gene buyur. Arkadaşın da öğrenmiş olur hem. Hiç gördün mü sen benim oradan tıraşa başladığımı? Ensesinden, ensesinden. Anne, anne gözlerim yandı, çok acıyor. Kımıldama diyorum sana kız. Dur. Ne yular ne taranır. Ondan del, ondan del. Aynalı şişeden. Güzel müşterimize dökmeyiz o şişedekini. Bir tek hatırlı müşterilerimize dökelim. Sen de arkadaşına bir torpil geç bakalım. Arkadaşına ver bakalım parayı, hak etti. İstemez. İstemez olur mu? Al. İstemez. Al dedik, hak ettin. Al, hadi. Bak, vur topu gibi oldun. Bir de ben kısa saç sevmem diyordun. Bu koku ne diye soran olursa berber kâmede süründüm dersin, tamam mı? Köylük yerde veya uzun saçta bitlenecek mi? Hadi yüz. Gel bakalım şöyle. Otur şöyle. Aslan çırak, ne yaptın kafayla, buz kabağı gibi? Yüzüme bak hele. Niye kestirdin saçları? Hiç olur mu oğlum, daha sabahın aynen dara kaldın. Söyle bakalım ne oldu saçlara? Hiç. İnsan kayınpederinden sakla mı lan? Kolonya da kıyakmış ha. 15 metrenin adamı sırt üstüne devirecek lan. Ne oldu saçlara? Söyle bakalım. Peki sen bilirsin.
Tüh! Anasını sattım ya. Utanmaz herif. Surata bak. Şerefsiz herif. Anam da aransın bununla. Anam şerefsiz herif. Al. Ne bu? Tıraş parası. Aman valla. Hak ettin oğlum. Anasını ağlattın bizim Saşa. Acemini al bak yavru. Eşeğini de öğrenirmiş. Sen de bizim kafada öğrendin valla. Ben Nihal'in yüzüne bir tek daha nasıl bakacağım? Bu iş bitti sadece. Sen de o zaman küçük kız sev oğlum bitse. Nasıl olsa sana yangınmış. Al şu paralarını. Aman. Hem ne biçim laf o? Büyük kız olmasa küçük kız. Var mı bizim kitabımızda öyle? Ben Nihal'siz yaşayamam arkadaş. Vallahi yaşayamam. Bugün de ceviz veren dedim ağmadı. Sen ağma şimdi. Ağmaz oğlum. Bu kızdan sana hayır gelmeyecek zaten baştan belliydi. Al şu paralarını. Ağmam. Hem Nihal'den neden hayır gelmez iş bana? Hem de nasıl gelir? Yapamadık anasını sattığım sinemasını. Şimdi karpuz parçasıyız. Tabii gelmez. Ben rejisör olayım da o zaman görsün o. Rejisör olsan ne olacak aslanım? O kızın gözü yükseklerde ha. Ne yüksek? Kimmiş yüksek? Sinemacı olacağız ya. Ne zaman büyür bu saçlar Satıç? İki ayakı daha büyür herhalde Satıç. İki ay mı? Lan oğlum iki ayakı da karpuz mevsim bitiyor. Yani bize de köyün yolu gözüküyor. Gabak mevsimi geldi gabak sayende. Olacaktı bu kızın gönlü. Şimdi işin yoksa köyü bekle. Oğlum sinemaya minemaya gitmek için gelmeyeceğiz mi bir daha iş kasabaya? Aha o zaman görürsün. Al şu paralarını. Vallahi mahvettin Satıç. Bugün daha yeni aynelen darak aldım de. Usta eski beyaz gömleklerinden birini verdi. Onu da giyecektim. Anasının güzel saçlarına senin diyordu. Verirdi bu kızı bana. Sen benim oğlum ol diyordu. Vallahi mahvoldum Satıç. Mahvettin beni. Yeter galiba. Çocuklaştın iyice. Al şu paralarını. Tamam. Almasan ama vallahi hendi atarım. Atıyorum bak. Atma lan. Al madem sen. Cepte 5 kuruş para yok. Al o zaman. Sen de Dragos'un. Şimdi de kerevan olduk. Resimler de kımıldanıyor. Otur yerine. Hadi bismillah, yükleyin bakalım şunları. Usta ben de dolduruyorum. Atalım doldursun tezeyi. Sahi şüphe. Tamamdır. Saysana ya, yolda bursa sayar insan. Tamamdır, tamamdır. Hakkını helal et. Helal olsun.
Al oğlum şunu arabanın önüne koy, kırılmaz. Oğlum biraz dikkat edin. Usta 250 gram nerede usta? Usta 250 gramlık yok buralarda. Bakın oğlum 250 gramlık nerede? Al bakın şunu. Ya sağ ol usta ya, boş. Al damat mamat deme, çakarıma al. Karpuz kabından gemiye binersen çabuk inersin. Hadi bana eyvallah. Recep, okuma devam. Evet. Ne yapıyorsun sen onlarla? Oynatacağız abi. Oynatacak mısın? Nasıl oynatacaksın? Gel bakayım buraya. Makine yapıyoruz da abi. Makine mi? Nasıl bir şeymiş lan bu makine? Tahtadan, içinde lamba yanıyor. Olmaz oğlum, o öyle. Biz bunlar, biz de çok uğraştık. Karagöz sineması yapmışız meğerse. Şurada tezgahın altında tahta kutular var. Orada şurada filmler var. Şurada tezgahın altında. Onları al götür. Nasıl oynatacaksanız görelim bakalım. Bize o şafı çıkıyor da geliyor kolumun filmleri. Dün akşam 50 kere koptu yine. Neymiş? Sen oyna Kadir, sen oyna. Ben keyfimden koparıyorum abi, sanki. Abi şurada bir afişe bak yırtık, onu da al emme. Bakayım hele. Al onu al. Oğlum sen git sağlam bir iş bul. Böyle tahtayla tokatla olmaz bu sinema iş. Tren yoluna gül döktüm, trenler geçmeyecek. Yarın bana söz verdi, sigara içmeyecek. Yerim yasaydı. Tren yoluna gül döktüm, trenler geçmeyecek. Yarim bana söz verdi, sigara içmeyecek. Ya lellim ya Allah, canımını kızlar ya lellim ya Allah. Amanını kızlar ya lellim ya Allah. Ne yaptın? Bak, koparıyordu kolumun herife. Sen ne yaptın? Battık. Ne batması la? İflas ettik oğlum. Ne iflas oğlum durup dururken? Battık oğlum, anlamıyor musun? Karpuz kabuğundan binersen gemiye işte böyle batarsın. Bizim usta da gıyak adamdı ya. Vallahi dünyada hiç benzeri yoktu. Ne halde göremedik?
Mektup yazdım, mektup yazdım. 4 sayfa vallahi, destan gibi. Sen mektupta bir şey de veremezsin aslanım. Senin yüzünden. Niye benim yüzümden oluyormuş? Hadi git. Çık karşısına, sana yangınım de. Senin kolundan tutan mı var? Öyle mi çıksın kızın karşısına kabak gibi? Sen yaptın bu kafayı ki ha? 2'de 1 senin yüzünden deyip durma oğlum. İstersen bir mektubu ben ver önüne. Yanında mı mektup? Yanımda. Yanımda ya, almaz. Neden almazmış? Almaz işte. Sen bildin kızlardan deli o. O almaz. Keşke alsa. Olsun, ben götüreyim de alıyor mu almıyor mu görsene. Al götür. Zillidir oğlum bunlar, zille. Vallahi konuşacağım kızla. Benden günah gitti. Yeter ki sen bundan sonra senin yüzünden oldu deyip durma. Bıktırdın adamı. Senin saçlarını ben mi yaptım? Ustanın yüzünden oldu oğlum. Bıktırdın adamı ya. Baba, şuradasın karpuzcu baya. Ne olmuş Vadisa? Onun için hava diye Recep. Manyak mısın lan sen? Ne diyorsun kendi kendine? Recep de bana ne? Sana aşık ya. Yazık be, sen de ona aşık ol desen ya. Bak bu mektubu yazsam. Siktir. Siktir vallahi, polislere veririm lan seni. Salak. Gördün mü? Gördüm. Yemin et. Vallahi billahi gördüm lan. Yüzün bir tarafına ne oldu lan? Kim dövdü seni? Bir şey yok ya yüzümde. Oğlum yüzün bir tarafı pestimet gibi kızarmış. Kim dövdüse söyledi anasını avradını. Usta dövdü ya. Ne zaman? Şimdi. Oğlum sen işten kaçmadın mı? Usta'da niye gün kaldı senin? Seninkinin mahallesinde gördü beni. Dükkanın atmağa gelmedin diye dövdü. Neyse olan olmuş. Ne hal mektubu aldın bari? Aldı. İyisi meyisi yok oğlum. Ben mektubu yedim. Vallahi gerisine karışmam sadece. Demedin mi başka bir şey? Ya ne diyecek? Aldı mektubu koynuna soktu. Yemin et. Vallahi. Sana yalan borcum var. Ne dedi? Ya ne diyeceksin? Polislere molislere vere. Hadi kalk gidelim biz köyümüze hadi. Al eşyalanı. Zaten hayır gelmez anasını sattım. Kasabasında ne kızında ne karpuzunda. Kasabanın kızları böyle zilli olur, zille. Nihal'i karıştırma lan o hariç. Tamam, Nihal'i hariç.
Yarısı zaten zehir. Anasını sattığım kasabası hey. Uzaktan bak göz galim. Karpuz marpuz derken düştük geldik çobandan. Ya Mehmet. Ha ya Sadıkçı. Sinemacı olsak, film çeksek Nihal bana varır mı? Sinemacı olduğun zaman Nihal ne yapacaksın arkadaş? Etrafında bir sürü artist olacak. Olsun. Nihal'in hali başka. Şu tren yolu ardında takılıp çekip gitmeli arkadaş. Nereye lan? Nereye olursa. Aşkın acısını gurbete unutturmuş. Ya Mehmet, sen şu kızla bir tek daha konuşsan diye. Kimle? Nihal'le mi? He. Mektubun cevabı ne oldu diye bir sor. Benden bu kadar arkadaş. Hiç ısrar etme. Bundan sonra benden mahallesine bir daha iyice uğrama. Sen de unut gal şu kızı. Bize sinemadan fayda var arkadaş, sinemadan. Sinemadan var ya. Thank you.
Bu iş uzadı. Yani mektubun cevabını ne zaman yazar ki? Bilmem yazı herhalde. Acelen ne oğlum? Kibrit kutusuna koyup da sokaktan geçerken önüme atacaktı. Evlen orada kaç defa geçtim. Sen şu kızla bir tek daha konuşsan diye. Mektubun cevabı ne oldu diye bir sor. Dönme. Vallahi gitmem. Benim vazifem bitti arkadaş. Bundan sonrası sana kalmış. Ya ne biçim arkadaşsın sen? Eşek eşeğe ödünç kaçırmış. Ne olur ben de senin işini görürüm. Polislere verim hele. Ya ne diye versin polislere? Polislere verici olsa mektubu almazdı. Orasını bilmem. Hem aklın varsa sen de gitme bundan sonra oralara. Gidelim. Benden bu kadar söylemesi. Ben gideceğim arkadaş. Sen gelmezsen gelme. Saçların uzamasını bekleyemeyeceğim vallahi. Gitme laftan anla. Sonra pişman olursun bak. Beni seviyorsan gitme onlara. Dişler arasındaki sürüklenen filmin saniyede 24 kez durmasını ve her harekette geçişinde filmin üzerindeki bir resmi yerine ardından gelenin konulmasını sağlayan bir takım düzenler vardır. Bunlardan en çok kullanılanı maltacıdır. Maltacı 4 yarıklı bir haçtır ve film sürüklenen dişler tam buralar birinin eksenine takılır. Saniyede 24 kez durmasını. Saniyede 24 kez durmasını. Durmasını. Saniyede 24 kez durmasını. Ana tuh! Ağabeyle durdurttırır ben adamı ya. Tabi ya biz de boyna sıçrıyorduk vallahi. Ya nerede kaldı bunlar vallahi bak.
Söndürün şunları. Nerede kaldınız oğlum siz? Resimler kımıldadı vallahi. Söndürün şunları lan. Tanıyamadınız mı beni? Vallahi kımıldadı. Nasıl kımıldadı lan? Baya baksana ya. Sen bunları bulamadın. Vur vur vur. Bu arada uzatayım. Vallahi kımıldadı lan. Söyleyin. Dur dur dur. Dur. Ya bir daha demez bunlar. Sen şu üç bin lirayı da güzel kımıldasın. Sen ver be. Ey dede. Dede. Resimler kımıldadı vallahi. Bir görsen. Meğerim suç bizdeymiş. Saniyede 24 karoli diye boyunun filmleri asılıyormuşuz. Işığın önünden kesik kesik geçecekmiş filmler. Sağ ol benim koy dede. Sen yardım etmezsen bu iş olmaz demedim mi ben? Kımıldak ananız sizin ananız. Kim yazdı lan bu yazıyı? Siz mi yazdınız? Bilmiyoruz abi. Vallahi biz yazmadık. Vallahi biz ayrıca yazmadık abi. Biz görmedik. Kız. Söndür, söndür. Aa, Ali dede kumuldağı görmeye gelmiş. Kumuldağı görmeye mi geldin Ali dede? Gölge ol, gölge. Dede otursun ya, göremiyor. Dede otur, göremiyoruz. Dede otur, göremiyoruz. Kim icat etti lan bu gımıldak lafını? Adımız gımıldakçıya çıktı. Gımıldakçı Recep aşağı, gımıldakçı Mehmet yukarı. Ne lan bu? Buna sinema derler, sinema. Piller tükendi. Bugün öğleden sonra kasabaya gitmek gerek. Hem sinema da filme bakarsın. Sizinkinden mahallesinden gitmek yok ama. Neden? Ben onun usta görmüyor ben Nurla da. Lan oğlum ustanın tükeni nerede? Bizimkiler mahallesi nerede ya? Olsun arkadaş her ihtimale karşı. Sinemaya eski film gelmiştir inşallah. Makinesine bir sürü kesim atmıştır. İnşallah. Hem seyircilerden 50 kuruş toplayalım da. Pil paralar hep cepten gidiyor şart olsun. Şu kızı bu gece bir görsem. Vallahi her şey söyleyecek. Laftan anlatsanım gitme oralara. Neden? Polislere verim yeri. Değilsin oğlum. İstersen mahkeme misin? Seviyoruz işte. Gımıldakta oynayan bunlar mı? He. Nasıl canlandırırsın lan? Biz canlandırırız. Bu da canlanır mı? Bu kimden gavur deli? Nişanlım. Kimden senin nişanlın? Öldü. Canlandırırız. Sen şu üç pilli baya. Sen de bize ver. Biz senin nişanlını canlandırırız. Mezarlıktan çıkar mı? Mezarlıktan çıkamayız. Mezarlıkta kın yapacaksın. Resim canlıları yetmez mi? Yaşa lan ortak. Bir tanedir bizim ortak ya. Hadi canlansın. Lan şimdi canlanır mı hiç ya? Gündüz vakti sinema seyredilir mi? Gece karanlıkta gelecek nişanlın buraya gelecek işte. Tamam.
hiçbir yere ayrılma. Bak son defa diyorum, gitme şu kızın peşinden. Hem ne güzel filme bak. Sen gir istersen. Ben yalnız girmezsem hem satış. Ben seni bekliyorum burada. Teyze, Nezih ablalar evlendi yok mu? Onlar çoktan taşındılar yavrum. Nereye? Balıkesir'e mi, Eskişehir'e mi? Bir yere kocaya vardı Nezih'e. Belki de Kütahya. Kızları da mı gitti? Kızlarını koyup gidecek hali yok ya, onları da aldı tabii. Zaman kötü, kızlar yetişkin. Onların da böğün yarı nasip çıkar. Sen akrabası mısın Nezih'in? Yok teyze, ben onların ineklerine yem getiriyordum da. İnek minek mi kaldı yavrum, hepsini satıp savup gittiler. İzmir treni de geldi geçti. Vakit gece yarısı oldu. Hadi gidelim köyümüze. Ben sana kaç kere git dedim diye şu kızın peşinden gitme diye. Demedim mi? Bu kızlar böyledir arkadaş. Kim aklından gelmiş de sen geleceksin bu kasaba kızlarına? Vallahi Mehmet Pehlivan bile aklından gelememiş. Mehmet Pehlivan bu zibiller. Nuriye kız. Allah'a üşüdüm. Geleceksen gel Galip. Aa bir hasta olursa. Harmanının yanında buluşurduk sen ölmeden. Olur da gelecek olursun. Soğukta boşu boşuna beklemesin benim Nuriye'm dedi.
Ömer ne işi bunlar? Kabahat bizde oğlum. Delile bazar mideyi bozuyor. Parayı verip de bir 3000 elektrik alamadın anasını sattın. Plaja giden mi? Şöyle bir deniz seyredelim de içimiz açılsın anasını satın. Vallahi plaj gibi işte yoksa hadi. Hakikaten öyle ya. Denize bak vallahi. Vallahi. İnsanın iç açıyla kart olsun. Ah paramız olsaydı 308'lik kameradan bir alsaydı lan sağ olsun. Bir senaryo bile yazdım. Ne? Nasıl bir şey? Çok güzeldim de bak. Bir kış gecesi düşün. Yalnız kimsesiz değirmenci oturuyor. Gece yarısı değirmencinin kapısı çalıyor. Hey değirmenci, burada lava ütülecek. Değirmenci korkuyor. Korkmasın mı? Bu ses neyin nesi demez mi? Yatağına düzülmüş yatıyor değirmenci. Dışarıda bir tekrar sesi yükseliyor. Hey değirmenci, burada lava ütülecek. Plajçımız yok be.
Bizim böyle arkadaşımız yok. Hadi sen devam et anlatmana. Değirmenci yatağından kalkıyor. Dışarıdaki arti bir fırtına. Değirmenci kapıyı açmıyor. Anlıyor ki bunlar gerçek insan değil. Cinler mi? Kim bilir. Adam bir yandan bağırıyor. Rüzgar bir yandan esiyor. Kaç para küsse gitsin kamera?